Hatay İskenderun'da Eda Apartmanı yıkıldı ve onlarca kişiye mezar oldu. Eda Apartmanı 8 katlıydı. Oysa hemen çevresindeki binalar sadece 4 katlıydı. İşte facianın da bu sebeple göz göre göre geldiği iddia edildi. Her zaman şey söylendi, yıkılma tehlikesi var diye. Birkaç defa boşaltıldı ama sonra devam ettiler oturmaya. Facia bir kez daha ayağına kadar gelen davetiyeyi geri çevirmedi. Etrafındaki 4 katlı binalar dimdik ayakta kalırken 8 katlı bina yerle bir oldu. Burası İskenderun'un en eski dairesi, 45 yıllık, daha belki de daha fazla. O zamanlar burası bataklık olduğu için hani doldurularak yapılan bir bina. İskenderun Piri Reis Mahallesi burası. Gördüğünüz gibi binalar hep 4 katlı ama Eda Apartmanı 45 yıl önce inşa edilmiş ve ilk binalardan biriydi. O yüzden bu bina 8 katlıydı. Söylenenler şuydu, boşaltın yıkılacak, iyi değil, temeller iyi değil diye söylendiğini biliyoruz. Eda Apartmanı'ndan sonra yapılan binalara 4 kat izin verilmişti. Olması gereken Eda Apartmanı'nın kentsel dönüşüme girmesiydi. Hem kat hem de daire sayısı düşecekti ama onlarca kişi şimdi aramızda olacaktı. Arkadaşlarımdan hiçbiri kurtulmadı yani. İskenderun'un en lüks binası, pahalı bir binaydı yani. Sahil manzaralıydı, en üst katsa dubleksti. Dairelerin ortalama kirası 20 bin lira, satış bedeli ise yaklaşık 5 milyon liraydı. Çok eski bir bina zaten. Nasıl böyle oldu bilemedik vallahi. 4.17'de gerçekleşen 7.7'lik felakette sadece 15 saniyede işte bu hale geldi Eda Apartmanı ve iddiaya göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Oysa bu kameranın sahibi kim bilir hangi güzel anıları kaydetmişti. En mutlu günler, gülen yüzler bu karelere yansımıştı. Yelkenci kız İskenderun'un masmavi sularında rüzgarı arkasına alarak kazanmıştı madalyayı. Gurur günü odasının baş köşesinde asılıydı. Her şey gibi o da enkaz altında kaldı.